Merhaba, ben Serkan Mert. Alternatif render arayışları üzerine bir seri hazırlamayı düşündük. Bunun ilk bölümü V-Ray Distributed Render aracı olacak. Malum biliyorsunuz 3D tabanlı programların en büyük sıkıntısı render aşaması ki bu tabii render motorlarının yetersizliği anlamına gelmiyor. Bugün hakikaten de inanılmaz derecede gelişmiş programlar. Çok basit araç ve ayarlarla gerçekliğe son derece yakın sonuçlar almanız mümkün. Fakat render süreleri çok uzun. Bu da tabii doğal olarak kullanıcıları alternatif render arayışlarına itiyor. Tabii alternatif render dediğimizde ilk akla gelen çekirdek sayısını çoğaltma. Çekirdek sayısı çoğaltma dediğimizde bu imkanı bize sağlayan V-Ray'in kendi içinde bulunan Distributed Render aracı birden çok bilgisayarı birbiriyle ilişkilendirip tek bir bilgisayar olarak ana bilgisayarda çalışmasını sağlıyor. Bu ilk videomuzda bunu uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız ve mümkün olduğunca da basit tutmaya çalışacağız. Şimdi benim elimde iki ayrı masaüstü bilgisayarı var. Bileşenleri birbirinden farklı. RAM, işlemci, anakart, ekran kartı vesaire birbirinden bütünüyle farklı iki ayrı bilgisayar. Tabii bu masaüstü bilgisayar olması gerekmiyor. Bir laptop veya işte bir server kutusu varsa elinizde yine aynı mantıkla çalışıyor. Bunu yapabilmeniz için kullanmış olduğunuz cihazın içinde bir işletim sistemi olması gerekiyor. Windows, Linux veya Macintosh türünde. Çünkü program çalıştıracağız. Bunun için bir işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Bununla beraber kullanacağımız esas olan işlemci ve yeterli miktarda RAM ve ekran kartı olması gerekiyor. Bunlar olduktan sonra bir de en önemli şey Ethernet çıkışı olması gerekiyor ki bugün kullandığımız bütün ekran kartlarında zaten sabit olarak geliyor. Şimdi ben uygulamayı iki farklı masaüstü bilgisayar üzerine yapacağım. Dediğim gibi bu farklı cihazlarda da yapılabilir. Şimdi biz Distributed Render aracını kullanmadan önce ilk yapmamız gereken şey bu bilgisayarları birbirine ağ yoluyla bağlamak. Bunun için kullanacağımız şey Ethernet kablosudur. Şu görmüş olduğunuz. Bu Ethernet kablosunu üç farklı şekilde bağlayabilirsiniz. Doğrudan bir ucunu bir bilgisayara, ana bilgisayara, diğer bir ucunu alternatif bilgisayara takma suretiyle kullanabilirsiniz. İkinci yolu birden çok fazla bilgisayarınız varsa, ikiden fazla bilgisayarınız varsa Ethernet çoklayıcıyla bunu yapma imkanına sahipsiniz. Veya üçüncü alternatif modem üzerinden bunu yapma imkanına sahipsiniz. Ben bugün bu iki bilgisayarı doğrudan bağlayacağım. Herhangi bir çoklayıcı veya modem kullanmayacağım. Normal işte modeme bağladığımız Ethernet kablosunu doğrudan bilgisayarıma takacağım. Bir ucunu ana bilgisayar olarak seçtiğim çalışacağım kasaya takıyorum Ethernet kısmına. Diğer ucunu da alternatif bilgisayara takıyorum. Dediğim gibi bunu doğrudan yapmanız şart değil. Modem üzerinden veya Ethernet çoklayıcı üzerinden de yapmanız mümkün. Aynı şey fark etmiyor. Wireless kullanmanızı pek tavsiye etmiyoruz. Bunu kablo üzerinden yapmanız hız bakımından ve devreye girmesi veya akıcılık açısından çok önemli. Hız kaybı yaşamamanız için kablo kullanmanız önemli. Şimdi bilgisayarları bağlamak için yapacağımız şey sadece bu. Kablolarımızı bağladık. Ağ kablomuzu. Kasayla şu anda işimiz bitti. Şimdi işletim sistemi üzerinde bazı ayarlar yapacağız ki bu ayarları ana bilgisayarımıza herhangi bir değişiklik yapmamız gerekmiyor. Bütün değişikliği kullanacağımız harici bilgisayarda yapacağız ki o şeyi de detaylı olarak birazdan göstereceğim. Orada da yapacağımız şey uzak erişim ayarını açıp aktif edeceğiz. Akabinde admin kısmında yani kullanıcı kısmında bir takım değişiklikler yapmamız gerekiyor. Şifre girmemiz gerekiyor. Bu arada
iki farklı cihazda iki farklı işletim sistemi var. Şu an ana bilgisayar olarak seçtiğim bilgisayarda 6 çekirdekli bir AMD işlemcisi var. Windows 7 yazılımı kullanıyor. Diğeri ise AMD'nin 8 çekirdekli işlemcisi. Bu da Windows 8.1 kullanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Onu birazdan göreceğiz. Bağlantıyı yaptık. Şimdi harici bilgisayarımıza yani kullanacağımız veya ana bilgisayara çağıracağımız işlemci ile ilgili alternatif bilgisayarda, harici bilgisayarda bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Şimdi onları yapalım. Evet, alternatif bilgisayarımıza geçtik. Burada bazı değişiklikler yapacağız. İşletim sistemi 8.1 dış çekim olduğu için görüntü kalitesi biraz kötü, biraz bayağı kötü. Bunun üzerinde pek fazla durmayacağız çünkü bununla ilgili yani ağ kurma ve bilgisayarları birbirine tanıtma ile ilgili internette sayısız içerik mevcut ve hepsi faydalı içerikler. Oradan takip etmeniz ki birçoğunuzun da muhtemelen bildiğini düşündüğümüz konu. Alternatif bilgisayarımıza girdiğimiz zaman öncelikle yapmamız gereken şey kullanacağımız 3D Max dosyasını ve V-Ray render motorunu yüklememiz gerekiyor. Bu ikisi muhakkak olması gerekiyor. Bunların yüklemesini yaptıktan sonra işletim sisteminde bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Bunlardan ilki uzaktan erişimi aktif etmemiz gerekiyor. Standart olarak bunlar kapalı olarak gelir. Bilgisayarın sekmesine sağ tıklıyorum. Özellikler uzak bağlantı ayarları. Bu bilgisayara uzak bağlantıya izin ver seçeneğini seçtikten sonra uygula deyip kapatıyorum. Daha sonra ikinci yapmamız gereken şey Windows protokolü olarak ağ bağlantısında muhakkak şifre soruyor. Bu sebeple eğer bilgisayarınız şifreli açılmıyorsa, şifresiz açılıyorsa, direkt açılıyorsa ağ bağlantısında problem yaşarsınız. Bunun için kullanacağınız alternatif bilgisayara bir şifre girmeniz, şifre oluşturmanız gerekiyor. Bir açılış şifresi oluşturmanız gerekiyor. Bunun için de admin kısmında yani kullanıcı kısmında yeniden yapılandırıp buraya bir şifre atıyoruz. İşte oturum açma seçenekleri, parola yani bilgisayarım açıldığında parola sorulsun. Buraya basit bir şifre giriyorsun. 1, 2, 3 parola yeniden 1, 2, 3 parola ipucu diyor. İşte SM yazalım. Serkan verdim baş harfleri. İleri diyelim ve sonlandıralım. Artık açılış şifremiz var. Bilgisayar açılırken şifre isteyecek. Tabi ağ bağlantısı üzerinden bağlandığımız zaman da bizden şifre soracak. Şimdi yapmamız gereken şey ağ bağlantısını aktif etmek. Bunun için ağ bağlantısını seçiyoruz. Ağları tarıyor. Evet, şu an benim bilgisayarım görünüyor. Öteki monitörden teyit ediyorum. Burası geldi diye. Buradan SM'ye bağlan. Yok, pardon. SM'ye bağlan tıkladıktan sonra ana bilgisayarı yok diyor ve burada alternatif bilgisayarın A görüntüsü çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evet, buradan. Şimdi burada bütün ayarları yaptıktan sonra burayı artık kapatabiliriz. Distributor Renderer çalışırken yapacağımız şey buradan programı değil ama V-Ray yani şöyle yapalım araçlar kısmından V-Ray evet Launch V-Ray DR Spawner seçeneğini aktif ediyoruz. Yani çalışır vaziyete getiriyoruz.
menü burada görünür. Bu muhakkak açık olması gerekiyor. Aksi halde bağlantı sorunu yaşarsınız. Bunu açtıktan sonra ana bilgisayarımıza dönebiliriz. Bunu bu şekilde bırakıyoruz ve ana bilgisayarımıza dönüyoruz. Evet, ana bilgisayarımıza döndük. Burada ağ bağlantımızı aktif hale getiriyoruz. Ağ seçiyoruz. Bağlanacağımız alternatif bilgisayarın adı Ela. Çift tıklıyorum. Kullanıcı adı istiyor. Bilgisayarın adı Ela. Bir saniye şu. Klavyeyi önce takalım. Evet. Ela. Şifre girmiş olduğumuz, orada oluşturmuş olduğumuz açılış şifresi 1, 2, 3. Kimlik bilgilerimi anımsa. Daha başka bir bilgisayar. Ela. PC. 1, 2, 3. Evet. Ela PC tam adı. Ela PC'ydi. Bağlantımızı yaptık. Şu an masa üstünü görüyoruz. Bu artık ağ bağlantımızın olduğunu gösteriyor. Şu an yapmamız gereken tek şey Vray Distributed Render aracını kullanmamız. İşte 6, 8 daha 14 çekirdekli render alacağımız anlamına geliyor bu. Bu arada bu şeyi tekrardan hatırlatayım. Ana şey alternatif bilgisayarda, harici bilgisayarda mutlaka Vray Distributed Render aracın aktif olması gerekiyor. Bu çok önemli. Ve bu aktif edilirken yani program çalışırken güvenlik duvarı uygulaması muhakkak soracaktır. O yüzden görünür olması gerekiyor. O şey geldiğinde güvenlik duvarı izni istediğinde onun verilmesi gerekiyor. O verilmediği sürece sorun yaşayacaksınızdır. Yani bir ekran çıkacaktır. Orada güvenlik izni isteyecektir size. Tek yapmanız gereken şey sadece onu onaylamak. Şimdi render'ımızı V-Ray motor olarak değiştirelim. Frame buffer. Bunlar şey yani bunlar benim şey ayarlarım. Yani bunun bir şeyle alakası yok. Değiştiriyorum ben şimdi. Settings kısmından Distributed Render seçeneğini aktif ediyoruz ve Settings kısmına tıklıyoruz. Bu daha önce kullandığım şey kalmış burada. Bunu silelim. Server gireceğiz diyor. IP'ye vesaire şeye gerek yok. Burada sadece kullanıcı ismini girmemiz yeterli. Kullanıcı ismini girdikten sonra Resolve Server dediğimizde IP numarasını otomatik olarak görüyor. Soru işareti gördüğünde problem var demektir. IP işaretini gördüyse sorunsuz, sağlıklı çalışacağı anlamına geliyor. Kaydedebilirsiniz. Tekrardan yapmak istemiyorsanız bu ayarları. Ve şu an bir aksilik olmazsa muhtemelen 6, 8A, 14 çekirdekli bir render almamız gerekiyor. Deneyelim. Materyalimizi atıyorum. Bu arada kaplama, tekstüre, şu bu vesaire diğer bilgisayara yüklemenize gerek yok. Çünkü şu an bizim burada yapmış olduğumuz şey bu iki işlemcinin tek bir işlemci olarak bu bilgisayarda çalışmasını sağlamak. Bütün yaptığımız bu. Yani işlemcileri bir şey işlemci çekirdeklerini birleştirdik. Bunlar tek bir işlemci olarak çalışacak. Bu sebeple bütün gereksinim sizin ana bilgisayarınızda. Yani harici bilgisayarda, alternatif bilgisayarda olması gereken tek şey programın yüklü olması ve V-Ray programını Distributed Render aracının aktif olması, yani açık olması gerekiyor. Programın açık olması gerekmiyor. Sözümüzü birazcık yükseltelim ki süre olsun. Evet, render dediğimizde çok hızlı oldu. Bir ışık koyalım.
Şu an çok hızlı gerçekleştiği için çekirdek sayısını göremiyoruz. Biraz şeyi yükseltelim. Ayarları da biraz yükseltelim. Biraz yavaş ilerlesin. Şeyleri kaldıralım. Evet, şu an şey için durdurdum ben. Çekirdek sayısını görebilirsiniz. Her bir şey çekirdeğin içinde hangi bilgisayarın çekirdeğinin kullandığını bilmiyorum. Şu anda ekranda görebiliyor musunuz? Ela ve benim bilgisayar olarak görünen çekirdeğe, işlemciye ait çekirdek, Ela bilgisayarına ait çekirdek. Ve şu an 14 çekirdek var. Render'ımızı aldığımızda işte 6, 8 daha AMD'nin toplamda 14 çekirdekli render'ını alıyoruz. Kayıt ayarlarını yaptığımızda ve tekstüre atadığımızda bütün bu değişiklik ve ayarları sadece ana bilgisayarda yapmamız kafi, yeterli. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Umarım hoşuna gitmiştir. Ben Serkan Mert. İzlediğiniz için teşekkür ederim.